Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecridi kınıyor ve eleştiriyoruz. 50 milyon Kürt halkının iradesi, PKK lideri Sayın Öcalan'ın üzerindeki bu ağırlaştırmış tecrit kabullenmez, kabul etmiyoruz. Kürt halkı olarak artık Sayın Öcalan'da bir haber, ailesine görüşülmesi, avukatlarıyla görüşülmesi, derhal bunu yapmalarını Adalet Bakanlığı'nda talep ediyoruz. Çünkü 50 milyonun iradesinin sabrıyla oynanmamak gerekiyor. İnsanların sabrı tükenmek durumundadır. Artık sabrımız tükenmiştir. Sayın Öcalan'ın sağlığından endişeleniyoruz. Bir an önce Sayın Öcalan'dan haber almak istiyoruz. Bunu da derhal yeni Adalet Bakanlığı'ndan bekliyoruz. Bir adım atmalarını bekliyoruz. Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla, ailesiyle, Kürt kamuoyuyla görüşülmesi ve sesinin duyulmasını istiyoruz. Özellikle seçimlerden sonra hak ihlalleri daha arttırmaya başladılar. AKP-MHP faşist hükümeti bloğu kendi bekalarını, Türkiye'nin ekonomisini, dünyada olsun, Türkiye'de olsun, Türk kamuoyuna karşı bir çöküş içindeler, bir uçurumun eşiğindeler. Bunu tek yaptıkları Kuzey Irak'ta Barzani ailesiyle beraber ve cezaevlerinin üzerinde baskı uygulamak, Kuzey Irak'ta Barzani ailesiyle köylerimizi, insanlarımızı bombalıyorlar, suikastlar yapıyorlar, cezaevindeki arkadaşlarımıza baskı uyguluyorlar. Cezaevlerindeki baskılar had safhaya ulaştı. Ben de bir tutuklu ailesi olduğum için çok iyi biliyorum bunu. Kendimiz de yaşıyoruz ve Twitter'de olduğumuz için de bize gelen haberlere, şu anda bize bağlı olan 2000'e yakın tutuklu mahpus arkadaşlarımız var. Cezaevinde bir değil ki anlatalım artık. Öyle bir duruma geldi ki cezaevlerinden eskide gıdaya kadar gidiyordu. Basın her şekilde vardı. Gazete olsun, kitap olsun, TV kanalları, yayınlar olsun gidiyordu. Şu anda başta kitap, gazete, televizyon, sohbet, görüşlerde ailelerimize hep baskı uyguluyorlar. Cezaevlerindeki şu anda baskılar her gün daha arttırmaya çalıştılar, başladılar. Hele hele bu az içi aramalar arkadaşların tam böyle gururunu incitmek, arkadaşların gururunu rencide etmek boyutuna ulaştı. Gerçekten kabul edilmez bir şey. Bir insanın ağzını arayarak bu yapılacak bir şey değil. İnce aramalar ailelerimiz üzerine, arkadaşlarımızın üzerine ince aramalar. Bu gerçekten kabul edilemez bir şeydir. Son dönemlerde arkadaşlarımızın hatta telefon görüşmelerine kadar da rahat değiller. Yani artık bunu had safhaya ulaştırdılar. Cezaevlerinde aynı o eski dönemlerinde baskıları tekrar uygulamaya başladılar. Sindirmeye çalışıyorlar, bezdirmeye çalışıyorlar. Arkadaşları yıldırmaya çalışıyorlar. Aileleri de yıldırmaya çalışıyorlar. Yani o baskıları bilinçli yapıyorlar. Arkadaş siyasi bir demokratik hakkını kullanarak özgürlüğü için, Kürt olduğu için bu baskıları, bu faşist zihniyeti kabul etmediği için şu anda cezaevindediler. Bu zulmü kabul etmediği için şu anda cezaevindediler. Bunlar o zulümlerini yıldırmaya çalışıyorlar arkadaşları. Arkadaşları öyle bir duruma getirmeye çalışacaklar ki öyle düşünüyorlar. Biz bunları bezdirelim, bunlar bize teslim olsunlar. Yanılıyorlar. Asla öyle bir şey olmayacak. Eğer öyle bir şey olsaydı arkadaşlar veyahut benim oğlum veyahut sizin oğlunuz bu duruma düşmez. Yani bu mücadele yapmazdı. Ama bu onurlu mücadele yaptığı için de her zaman onurlu duruşlarını da gösteriyorlar ki ortadadır yani. Bir insan 30 yıl cezaevinde yatacak. Bir insan 20 yıl, 15 yıl, 10 yıl cezaevinde yatacak.
gözlem kurulu bu insan cezasını bitirecek ve son günde çağıracak, diyecek ya pişman olacaksın ya 6 ay uzatacak. Ya bu insan eğer o 6 ayda korksaydı, pişman olsaydı başta olacaktı. Sen kalkıp bu kutsal görev mücadele yapan bir insana 30 yıl ceza vereceksin, son gününde gel pişman ol diyeceksin. Gerçekten onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu iradeye sahip bir insan, 20 yıl, 30 yıl, 15 yıl yatan insan 3 ay, 6 ayda mı korkacak? Bunlar bizi yıldırmaya, cezaevindeki çocuklarımızı, arkadaşlarımızı yıldırmaya, korkutmaya çalışıyorlar. Aileler üzerinde de hatta bu yaklaşımlar oluyor. Aileleri tek tek arıyorlar. Oğullarınızı bu durumda konuşun, bir sene veya 6 ay erken tahliye olsun veya infazda yakılmasın. Bunun tek sorumlusu başlı başına AKP-MHP hükümeti, Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı'dır. Bu ölümleri hepsinden biz şüpheliyiz. Hepsinin de tek sebebi Adalet Bakanı'dır. Bir insan bu mücadelede, bu dava bu kadar ailesini bırakmış, gencecik bir insan, 20-25 yaşında bir insan, 30 yaşında bir insan, asla ve asla biz inanmıyoruz, o bedenini ateşe versin veyahut intihar etsin. Bu ölümlerde biz hep bütün ölümlerde şüpheli bakıyoruz. Bu ölümlerde hepsinin idarenin veyahut hükümetin parmağı eli vardır içinde. Cezaevlerinde tek bir çözüm şu anda genel af. Türkiye şu anda 100. yılını doldurmak üzere bir genel af düşünüyorlar. Ama onların genel afı yine duyduklarımız kadar bizi siyasi tutsakları kapsamıyor. Kimi kapsıyor? Katilleri, tecavüzcüleri, hırsızları, kadın düşmanlarını veyahut eşine baskı uygulananları kapsayacak. Adam, biz bunu daha önce de gördük bu sınırlı afları. Adamı affediyor, eşini dövmüş, darp etmiş, tahliye ediyorlar. 2 gün sonra eşini, kızını, çocuğunu öldürüp 2 gün sonra yine cezaevine gidiyor. Tek yolu, tek çözümü, başta Sayın Abdullah Öcalan'la görüşülmesi, tek bu işin çözümü, tek muhatabı Sayın Öcalan'dır. Çağıracaklar bir genel af. Bizim siyasi tutsakları başta Sayın Öcalan'ı kapsamıyorsa Kürt halkı asla asla bence kabul etmeyecekti bu aflarını. Sayın Öcalan'ın tek muhatap almaları gerekiyor. Çözüm Sayın Öcalan'da imzalıda geçiyor.